Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber matematikten çarpanlar ve katlarla alakalı çok güzel iki soru çözeceğiz. Özellikle çözeceğimiz ikinci sorunun çok benzeri LGS'de daha önceki yıllarda gelmişti. Yine gelebilir. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Çözeceğimiz ilk soru 0'dan 8'e sayısal soru bankamızdan olacak. Bu soru bence tam bir yeni nesil soru. Dolayısıyla bu soruyu kaptığınız anda çarpanlar ve katların büyük bir olasılıkla tüm sorularına hakim olacaksınız. Son okuyarak başlıyorum. Buna göre bu mağazada kodları toplamı 572 olan iki oyuncaktan birinin fiyatı 30 TL ise diğerinin fiyatı kaç TL'dir? Sorumuzu okuyarak devam ediyorum. Bir oyuncakçıdaki ürünlere ürün kodu verilirken o ürünün TL cinsinden fiyatı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıldıktan sonra bu çarpanlar küçükten büyüğe doğru yan yana yazılmaktadır. Burada bize bir örnek vermiş soruyu daha iyi anlamamız açısından. Fiyatı 20 TL'ymiş, kodu 225 225'miş. Peki bunu nasıl bulmuşlar? Örneğin fiyatı 20 TL olan bir oyuncağın kodu 20'nin asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış hali 20 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 5, 4 çarpı 5 olur bildiğimiz üzere. Olduğuna 225'tir. Bize sonra da 572 verip iki oyuncağı bulmamızı istemişti ve bir tanesini de 30 TL olarak vermişti. Dolayısıyla bizim bulmamız gereken önce bir tane oyuncağın fiyatı ardından ikinci oyuncağın fiyatı olacak. Hemen incelemeye başlayalım. Fiyatının asal çarpanlarının çarpımı şekilde yazılıp elde ettiğim sayı kod olarak vermemiz gerekiyordu. O zaman başlayalım. Öncelikle 30'un asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Hadi hep beraber bildiğimiz bu yöntemi kullanalım. 30'u verdik. Öncelikle 30 asal çarpanı olarak en küçük asal çarpandan başlıyoruz. Ben hep böyle yapardım. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman kafa karışıklığı olabildiğince azalmış oluyor. Küçükten büyüğe doğru gittikçe. Önce 2'ye bölüyoruz. 15. Ardından 15 neye bölünür? 3'e 5'e. Önce 3 yazıyoruz çünkü daha küçük. 5. Sonra 5 tabii ki neye bölünür? 5'e. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz bu değerler 30'un asal çarpanları. Biz de sorunun bize verdiği şekliyle yazalım. Farklı bir renge geçelim ki aklımızda kalsın. 30 eşittir 2 çarpı, burada gördüğünüz üzere 3, gördüğünüz üzere çarpı 5, gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bizim ilk oyuncağımızın kodu 235'tir. Peki soru bitti mi? Hayır. Daha sadece yaraladık hatta belki çeyreğini yaptık. Bu iki oyuncağın toplamı, kodlarının toplamı 572 idi. O zaman biz ilkini bulduğumuza göre ikincinin kodunu nasıl bulabiliriz? E, elbette birbirinden çıkararak. Eğer ikisinin toplamı 572 ise yine rengimizi değiştirelim. Bu sefer siyah kullanabiliriz. 572 idi. iki tanesinin ki şurada gördüğünüz üzere. Biz birincininkini bulmuştuk. Birinciyi çıkarıyoruz. Arkadaşlar şurada yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. 572 olacak. Sakın siz bunu sınavda yapmayın. Çünkü o zaman bambaşka bir sonuç elde edebilirsiniz. Belki şıklarda olmaz. Tekrar tekrar uğraşırsınız. Daha da kötü bir ihtimal şıklarda olur ve yanlış cevaba götürür sizi. Onca siz benden çok daha dikkatli olun. 572. Hatta şu alta yazalım. Burayı çok karalamış oldum. 572. Birinci oyuncağımızı bulmuştuk. 235. Dolayısıyla aslında ikinci kodumuzun ne olduğunu şöyle ikinci kodda yazalım. İşlerimizin sonucuyla bulmuş oluyoruz. Bu da bizim için 330. 7'dir arkadaşlar. İkinci oyuncağımızın kodu. Şimdi şu yukarıya gelip daha açık bir şekilde yapmak istiyorum. Şöyle yukarıya taşıyacağım soruyu. Şu kısmı arkadaşlar. Neyi elde etmiştik biz? 337'yi elde etmiştik. Peki biz nasıl yazıyorduk? Şimdi bilinmeyen bir sayımız var. İkinci oyuncağımızın fiyatı. Eskiden nasıl yazmıştık? Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmıştık. Ve biz bunu elde ettik. Yani aslında bu sayının asal çarpanları 3 çarpı 3 çarpı 7'ymiş. Peki bu neye eşit? 3 çarpı 3, 9 çarpı 7, 63 cevabımız değişik. İkinci sorumuz matematik dinamo soru bankamızdan. Az önce de söylediğim üzere bu sorunun çok benzeri LGS'de çıkmıştı. Çok zor bir soru değil ama mantığını kavramak gerekiyor. Hadi gelin birlikte en ince ayrıntılarını öğrenelim. Müzik sorunun kökünü okuyarak başlıyoruz. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 3 e adet vardır. Tamam. Hepsinin 3 tane var. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı blok oluşturulmuştur. Şimdi biz buradan neyi anlayabiliyoruz? Eğer bizim 3 tane bloğumuz varsa ve her bir dikdörtgenler prizmasından da 3 adet varsa aslında bu bloklar birbirlerine eşittir. Çünkü hepsinden birer adet kullanmışızdır ve bu sebeple de birbirine eşit 3 blok elde etmişizdir. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Şunun altını çizelim çünkü bizim için önemli bir ifade olacak. Şimdi burada aslında bir tık kafamıza canlandırmak zor olabileceği için ben hemen şöyle bir kağıtla bunu göstermek istiyorum. Şimdi burada bize demek istenen şey aslında bu üç bloğun üst üste konularak elde edeceğimiz yeni şeklimiz olacaktır. Peki bu üç blok nasıl dizilecek? Bunu bilmiyoruz. Örneğin alta bir tane bloğumuzu koyduk. Üste başka bir bloğumuzu koyduk. En üstte de diğer bloğumuzu koyduk. Ancak bu blokların hangi hizayla sıralandıklarını bilmediğimiz için örneğin Turuncu altta mı, mavi üstte mi, kırmızı en altta mı, en üstte mi? Bunları bilmediğimiz için olasılıkları hesaplamamız lazım. Yani 3 farklı durumu da hesaplayacağız. En üstteki bloğun olabileceği değerleri hep beraber göreceğiz. Sorumuza geri dönelim. Şimdi bu durumda biz ne demiştik? Blokların uzunlukları birbirine eşitti. O zaman bir tane bloğumuzun uzunluğunu bularak başlayalım. A artı 3A artı 7A 10 artı 4A 14A. Yani her bir bloğumuzun uzunluğu 14 A olacaktır. Şimdi biz her türlü 3 tane bloğumuzu üst üste koyacağımız için aynı bloktan bize 3 tane lazım. Burada da neyi bulabiliriz? Şu an hemen yukarıda yapalım. 14 A bir tane bloğumuzun uzunluğuydu. Bundan 3 tane almamız lazım. 42 A. Peki buradaki A bizim için neyi gösteriyor arkadaşlar? Buradaki A bizim için bilinmeyen. Yani biz tam olarak uzunluğunu bilemiyoruz bu dikdörtgen prizmalarımızın. Yani bir A'nın değeri 10'a eşitse 10'dur, 20'dir, 40'tır, 70'tir. Ama başka bir şeyse atıyorum 5'se de 5'tir, 10'dur, 20'dir, 35'tir. Buna bağlı olarak da buradaki bilinmeyenimiz olduğu için sorudaki şıkları da deneyerek bulmamız gerekecek. Onu zaten sorumuzun ilerleyen aşamalarında gözlemliyor olacağız. Şimdi biz ne dedik? Bu üç blok birbirinden farklı şekilde dizilebilir. Bu sebeple bizim farklı olasılıkları değerlendirmemiz lazım. Şöyle başlayacağız. Diyelim ki biz en alta bu bloğumuzu koyduk. Ortaya bunu koyduk. En üstte bunu koyduk. Bu bağlamda en son alacağımız dikdörtgenler prizması hangisi olur? En üstteki bloğumuzun en üstteki dikdörtgenler prizması olur. Yani A'yı çıkarmamız gerekir. İlk olasılığımızı şöyle kırmızıyla hesaplıyorum. 1 yazdım. Eğer bu ilk bloğumuz en üste gelirse başta uzunluğumuz 42 A'ydı. A'yı çıkarmamız gerekecek. 41 A olacak. Diğer durumda başka bir rengimize geçelim. Bu ikisi altta olup Bunun en üstte olduğu durumda toplam A'mızdan 42 A'ydı. Bunların toplam uzunlukları 3'ünün. En üstteki ifademiz 4 A olacağı için 4 A'yı çıkaracağız. Ve 38 A'yı bulacağız. Üçüncü bloğumuza geçelim. Bu sefer en son ihtimalimizi hesaplıyoruz artık. Hepsini yine dizdiğimiz zaman da en üstte bu bloğumuzun olduğu. Buna bağlı olarak da dikdörtgenler prizmasının 7 A'yı çıkardığımız durumda 42 A eksi 7 A yaparak 35 A'yı bulacağız. Şimdi biz ağlı değerlerimizi elde ettik. Şurada gördüğünüz değerler şöyle çizelim. Ama şıklarımız hiç de bunlara yakın gibi durmuyor. Ama merak etmeyin şimdi bulacağız. Şimdi biz bu değerleri elde edebileceğimizi biliyoruz. Buna bağlı olarak da şıklardan yola çıkarım yapmamız lazım. Şimdi biz 205'i görüyoruz. 205 neye benziyor? Şimdi birler basamağı 5. Ben buradaki sayılardan hangisinden birler basamağı 5 elde edebilirim? Bir bakıyorum. 41. 1. 5 ile çarparsam birler basamağını elde ederim. Bir deneyelim mesela 41 çarpı 5. Buradaki bizim için A değerimiz aslında bilinmeyen de. Ne eşit oluyor? A 205. Demek ki A şıkkı bizim için olumlu yani olabilir. Tikimizi attım. 190'a geçiyoruz. Şimdi 190 ne olabilir? Birler basamağının 0 olması lazım. Bakıyorum 8 var. Peki 8'i e neyle çarparsam 1'ler basamağı 0 elde edebilirim? 5'le. E bir deneyelim bakalım. Belki olmaz bilemiyorum. Şu an sadece deniyorum arkadaşlar. 38 çarpı 5. Bu yine bizim için A isim geliyor. Bilinmeyenimize. Neye eşit oluyor? 190'a. Dolayısıyla B şıkkı da evet olabilir. 180'e geçelim. Şimdi yine bir sıfır elde etmemiz lazım ama burada zaten 38'i kullandık. Demek 38 olamaz. E 41 de olamaz çünkü bunu sıfır elde edebilmemiz için bizim A'yı 10 almamız lazım. 410 oluyor zaten. Bunu hesaplayabiliyoruz kolayca. Hadi bir 35'i deneyelim. O zaman 35'i bir 4 ile çarpalım bakalım. 35 çarpı 4. Bu değerimiz A. Peki bu bizim için neye eşit geliyor arkadaşlar? 140 e peki bizim değerimiz 140'a yakın mı? Ya da 140 olabilir mi? Yani bizim bunun üzerine bir 35 daha eklediğimiz durumda. Yani A'yı 4 aldık. 5 aldığımız durumda ne olacak arkadaşlar? Bir 35 daha ekleyeceğiz. Çünkü ne yaptık? A'yı bir arttırdık. Burada A'mız 4'tü. Benim bu yazdığım ifadede buraya bir A daha ekledik aslında. Ne oldu? 175 oldu. Bu da bizim C şıkkının cevabımız olamayacağını kanıtladı. Hatta bize D şıkkını da getirdi. Dolayısıyla D şıkkı da neymiş? Hemen rengimi değiştiriyorum ki kaybolmasınları da görelim. D şıkkı da bizim için 35 çarpı 5. Ne burada 5 bizim için? A. Sesinizi duyar gibi aldım. Eşittir bizim için 175. Dolayısıyla D şıkkı da evet olabilir. Olamayacak cevabımız C. 180. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki ayrı çok güzel soru çözdük çarpanlar ve katlar konusundan. Yorumlarda çok belirtmiştiniz, istemiştiniz bu konudan soru çözmemize. Biz de tabii ki yorumlarınızı okuyarak bunları değerlendirip size bu soruları seçip çözdük. Önerilerinizi yorumlar kısmında tekrardan belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. kalın.